Evet arkadaşlar, yolumuz Gümüldür'e düştü. Gümüldür'e gidiyoruz. Orada biraz gezelim istiyoruz. Sahili görelim. Sahilde gezelim. Hep beraber. Görüşürüz orada inşallah. Gümüldür çok güzel bir yer. Bu güzellikleri sizlerle paylaşmak istedik. Mandalın bahçelerine bak. Evet, mandalın bahçeleri, evet. Gümüldür merkez noktalarından birindeyiz. Arkadaşlar, şu ortam bir köy havasında hakikaten. Yani köyle şehirleşme arası bir şey. Ama çok şirin, çok sevimli. Bir köy havası var ama bir yandan da şehirleşme havası var. Her ikisini de aynı noktada hissetmek çok mümkün. Burası mandalin bahçesi. Arka tarafı da az önce çektim, gördünüz. Yaşam alanları ki peyderpey ilerlerde de yaşam alanlarını gözlemlemek mümkün. Aynı zamanda sanayi bölgesi gibi çalışma alanları var. Yani ilginç ve güzel, sıcacık bir ortam. Hakikaten çok sıcak burası. Buranın havasını ayrı seviyorum zaten. Evet, istikametimiz doğrultusunda gidelim bakalım. İleride ne göreceğiz? Gümüldür'ün tam merkezindeyiz şu anda. Merkeze yakın noktadaydık az önce. Şimdi tam merkezdeyiz. Burası az önceki yer köy havası gibiydi. Burası tam bir sahil kesimini andırıyor. Tam bir şehir değil ama tam bir sahil kesimi olduğunu ortamından, havasından anlamak çok mümkün. Buraya gelince anlaşılıyor zaten, siz ekranlarınız başında izlediğinizde bana hak vereceksiniz. Kesinlikle şu ortamı gördüğünüzde mutlaka anlayacağınızı biliyorum. Çünkü öyle hissediliyor. Ama çok güzel bir yer. Buranın havasını görmek, yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi sıcacık bir ortamı var. Evet arkadaşlar, Gümüldür'ün güzelliği herkesçe biliniyor zaten. Havasıyla, deniziyle harika bir yer. Mandalinleriyle, mesela şurada mandalinleri var. Mandalin bahçesi var. Demiştim, binaların arkasında mandalin bahçeleri var. Gümüldür'ün en gelişmiş caddesi burası. En gelişmiş noktaları buraları, bu cadde. Bunun arkaları genel olarak birkaç tane müstakil evlerle beraber yoğunlukta olan da bahçedir. Mandalin bahçesi. Zaten Gümüldür mandalinleriyle meşhur. Evet. Çok da lezzetli oldu. Evet. Evet arkadaşlar, Özdere'de izlemiştik. Gümüldür'de. Pardon, Gümüldür'de izlemiştik. Gümüldür'de yine mandalin bahçelerinden bahsetmiştik. Böyle bir bahçedeyiz. Budama ekibiyle buluştuk de. Budama ekibi, evet. Budama ekibi mi? Evet, budama ekibi. Budama mı yapıyoruz? Evet, budama yapıyoruz. Mandalin ağaçlarının budama zamanı mıdır şimdi? Aynen, tam zamanıdır. Tam zamanı budama yapıyoruz. Evet. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ettik. Nasılsınız? Teşekkür. Arkadaşlar, çalışan arkadaşlar, sizler nasılsınız? Arkadaşlar. Sesler. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim.
Şurada da çalışanlar var. Kolay gelsin beyefendi. Sağ olun. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz böyle güzel bir ortamda. Ali. Ali. Soru. Ali. Turistlerimiz var. Şey, soruyu tekrar sorar mısın duyalım? Nasıl orantılıyorsunuz bu damayı? Yani şimdi işi yaramayan filizlerimiz var. Filizler var. Hah. Mesela işte şu arkadaşın kestiği de bu ortadaki işi yaramaz yani. Mandalin verecek ya şey olmadığı için. O mandalin vermez diyorsunuz. Hayır. Öbür bak taze düzgün olanlar onları dişi olarak şey yapıyoruz. Biz dişi erkek. Onları ayırmışıyorsunuz. Evet. Tabii siz alıştığınız için onları çok iyi ayırımsayabiliyorsunuz, evet, mütemadiyen yaptığınız için. Belli çok... oluyor zaten. Erkekler dik oluyor, dişiler yatık oluyor. Ha. İşte güzel. Bak, burada gördüğünüz gibi bak. Şöyle bakalım bir de şuraya. Mesela şurada bak, şunlar taze mandilin verecek olan filizler. Mesela şurada vermeyecek olanı ne yapıyoruz? Alıyoruz. Rahatlatıyoruz orayı. Hoş geldiniz diyelim. Size de şöyle bir mandalini ikram edelim. Ay çok teşekkür ederiz. Birer tane. Çok teşekkür ederiz. Hatta torbanız varsa biraz koyun. Şöyle iki tane alalım. Bir bize bir de ablamıza. Çok teşekkür ettik. Mandalinlerini aldık. Buranın mandalinleri çok kıymetli arkadaşlar. Çok lezzetli. Mutlaka bu tarafa gelenler alsınlar. Verdiğiniz bilgiler için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bol bereketli ürünleriniz olsun. Evet. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz ilgi ve alakanıza. Kolaylıklar diliyoruz. Bol bereketli süreç diliyoruz. Evet arkadaşlar. Gümüldür'ün sahiline doğru giderken şöyle otopark, kamp alanı, mangal yeri. Evet. Aynen. Evet arkadaşlar. Böyle bir levhayla karşılaştık. Lebedos tatil köyü, günübirlik konaklama çadır yeri falan filan, mangal yeri, otoparkı, marketi, her şeyi varmış. Böyle bir alanla da hizmet veriyor burası. Telefon numarasını da görüyorsunuz. Arzu eden arkadaşlarımız, ilgilenmek isteyenler arayabilir. Evet. Sahilin boş olduğu günlerde geldik. Henüz sahil olayı başlamadı tabii, deniz zamanı değil. Ama muhteşem bir havası var. Muhteşem bir ortamı var. Her dönem gelinebilecek bir yer. Şu havayı yaşayabilmek bile bence bir şanstır. Çok güzel bir ortam. Sıcak, hava açık, temiz. Görüntü muhteşem. Hemen dibinde bir otel. Lüks, şık bir otel. Bol kumlu, çakıl taşları var ama kumu bol. Ben kumu önemsiyorum. Sahilinde kumu bol. Denizin sesini duymanız lazım. Ne kadar güzel. Havası güzel. Denizi güzel. Yani şurada keyifle oturulabilir. Hani neredeyse denize atlayacağım, o kadar güzel ki. Birlikte dinleyelim denizin sesini. Ne kadar güzel değil mi? Müzik gibi ritimli dalgalanıyor. Evet. İri dalgalar, arkasından ufak dalgalar. Notalar gibi. Müzik dinler gibi. Bu da denizin müziği.